Aylık kirası 2 milyon liraya yakın bir ev. Hem evde gezeceğiz hem de bütün gün evde zaman geçiriyoruz. Havuz, yemek, gece şef. Gece kalacağız sonra. İnşallah hoşunuza gider. Felaket bir ev. Herkese merhaba, ben Orkun. Bugün Amerika'dayız, Los Angeles'tayız, Hollywood'dayız. Hollywood'un en pahalı evlerinden bir tanesindeyiz. Bugün burada bir gece geçireceğiz. Çok özel şefimiz var, bize özel yemek yapacak. İnanılmaz bir evdeyiz. Evi hiç gezmedim. Enes Yılmazer'le birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. 400 milyon liraya yakın, 375 milyon lira. Aylık kirası ne kadar? 150 bin dolar. Aylık kirası 2 milyon liraya yakın bir evdeyiz şu anda hocam. Peki bu aylık kiranın içerisinde neler dahil? Abi şimdi bu kısa dönemli kiralanabilen bir ev. Airbnb gibi düşünebiliriz. Tamam. Nightfall diye bir şirketin evi bu. Ne istersen sağlıyorlar. Araba istiyorsun getiriyorlar. Şef diyorsun getiriyorlar. Masör istiyorum diyorsun ayarlıyorlar. Helikopter. Buraya inmiyor ama yakın indirirler. Helikopter yoksa ben... Olmaz. Başka eve gidelim. İptal. Yandaki eve gidiyoruz. Evi gezelim. Ev turu yapalım. Ben de hiç girmedim eve yani. Şu an bahçesindeyiz ama kapıdan gireceğiz. Çok merak ediyorum. Hem evde gezeceğiz hem de bütün gün evde zaman geçiriyoruz. Havuz, yemek, gece şef. Gece kalacağız sonra. İnşallah hoşunuza gider. Hadi bakalım. Hadi. Gidiyoruz. Ev turuyla başlıyoruz. Haydi. Abi bu kapılar çok ağır. Pivot abi. Kurşun geçirmez falan bence ya. Aynen. Tank bile geçirmez bence bu. Çelik. Gördüğün gibi girişteyiz abi. Çok fiyakalı bir evimiz var bugün. Her tarafı açık. Her tarafımızda cam kapılar var. Girişte böyle bir süs havuzu var. Onun da enteresan bir detayı var. Göstereceğim biraz. Abi biz onu cam mı su mu anlamadık az abi, önce girdiğimizde. O cam alt kata iniyor. Alt katta ışık getiriyor. Nasıl yani? Aynen öyle. Aa, bayağı alt kat burası. Bir dakika, bu hangi alt kat? Göreceğim. Buz bu su. Ama buna ya kesin girersin yani böyle gece özellikle. Bodozlama. Burada ilk salonumuz var. Biz bunu İngilizce'de formal living room diyoruz. Şimdi resmi oda mı? Hani o girişte kimsenin oturmadığı salon bu. Kaç tane salon var burada evde? İki salon var, 5 yatak odası var. Ana yatak odası ev gibi kendisi. Hadi be. Aynen öyle. Oturma odası sayısı çok fazla olduğunca insanlar nasıl karar veriyor yani? Hangi oturma odasında oturacağız? Bir otur. Bir de ne yap o zaman? Oturayım. Rahatsız ama gerçekten. Ama bak formal living room'un havası bu. Zaten rahat etme resmi diye. Resmi burası böyle. Bir malzeme kontrolü yapalım. Yok hocam. Mermer. Güzel mermer ama çok dolu bir mermer değil sanki. Yok hocam, burada her şey tahtadan ve çelikten. Bu ne? Alçıpan mı bu? O alçıpan abi. Burada işte çılgın girişimiz var. Evet. Burası hoş. Enteresanmış burası. Bu evin herhalde parasının en büyük şeyi cama mı gidiyor? 1-2 milyon doları cama gitmiştir herhalde. Çeliğe de gitmiştir 1-2 milyon dolar. Burası yemek odası. Resmi. Ha, burası resmi yemek odası. Resmi olmayanı... Resmi olmayanı da göreceğiz. Burada yani birazcık bir böyle bir deal havası. Burada evet, ciddi bir yemek. Kriptoya mı yatırım yapalım, oraya mı? Satıyor musun evi bize şu an? Konuşmam lazım. 20 bin dolar vereyim. YouTube kanalında 1 yıl çekeceğiz. 1 yıl boyunca her videomda göstereyim. Gösterir mi? Evet. Ha, bu masa şeyde, bizim orada Tahtakale'de bunu 4-5 bin liraya yapıyorlar. Yaptırırsınız. Aynen, aynen öyle. Bak şimdi espriye gel. Merve sen de gel buraya. Merve geçti. Görmedi bile zaten. Bu abi wine cellar. Şarap mahzeni. Hazır mısın abi? Ne olabilir ya? Assassin's Creed çok iyiymiş. Ben o şarap asansörü ilk defa görüyorum hayatımda. Şarap asansörü ikinci kata gidiyor. Niye biliyor musun? Niye gidiyor abi yatak odasına? Çünkü ikinci kata gidiyor. Ana yatak odasına girmeden önce ortam sıcak. Farklı bir yöne gidiyor. Tak şarabını alıyor. Ya ben üşengeçli. Şu Amerikalıların üşengeçliğine bayılıyorum abi. Aşağı kata inip şarabı almıyor adam, şarap yukarı çıkıyor ya. Nasıl bir mantık bu? Al sana ikinci salon. Bu biraz daha böyle. Yemeği yedim, biraz fazla yedim. Biraz da uykum geldi. Hemen şuradaki koltukta bir yatayım. Ya da yemeğini yaptın, tek başınasın, bir yalnızlık havası var. Masa değmeyeyim de bir televizyon izleyerek yiyeyim dediğin salon burası. Bu bence manzarasal açıdan abi biraz daha böyle hani camları da full akordeon kafa olup açıldığı için bence burası güzelmiş. Yani hani burada bahçede oturuyor musun gibi bir veranda, bir teras havası var bence burada. Dediğim gibi Nightfall şirketi şef getirdiler. Bak menümüz var. Hemen göstereyim. Menümüz var ya. Bu bize özel menü. Espri değil. Vallahi billahi. Neymiş menümüz? Oku hocam. Öğle yemeği. Birazdan yiyeceğiz. Ben de bir yandan meyve yiyeceğim. Çok açım. Gazpacho nedir ya? Ben de bilmiyorum vallahi. Göreceğiz. Hayalım tomatoes. Bizim ufak çeri domates. Çeri domates hocam. Evet. Başlangıçta bir yemeğimiz var. Ne olduğunu anlamadık. O sürpriz göreceğiz artık. Ana yemeğimiz güzel bir etimiz var. Tatlıda da panna cotta var. Bak hazırlıyor bir şeyler. Bak hocam o mantar. Tabak yatağında püremiz var muhtemelen ama ne püresi bu? Etler kesiliyor hocam. Bak orada. Aa, bak etler evet. Bu mutfakta ben mesela yemek yapsam hakkını veremem. Menemen mi yapacağım? Çıkıyoruz abi bahçeye. Vegas
Bronx'ta sorulunca zenginlikti. Burada görgüsüzlük. Burada 25 milyon dolar eve verdiysen birazcık bazı şeylerin ayarı kaçmak zorunda. Bu şey ısıtmalı mı? Bu jacuzzi. Ama böyle de bir işte su water feature yapmışlar ki salonda birazcık güzel böyle bir bence arkada abi. Aynen biraz şiş getirir ama salondayken bence yapacak sıkıntı yok. Abi böyle güzel bir pool yapmışlar. 75 feet. Abi bu feet metreyi çözmen lazım. 25 metre. 25 metre çeyrek olimpik havuz bu. Ha bak bu havuzun enteresanlığı bak. Şurada ben gördüm. Aşağıya camı var bunun. Ne yapıyorsun abi? Aşağıdan dikizlemek için mi böyle kim yüzüye? Abi metrekareyi arttırmak için yerin altını kazıyorlar. Bodrum katı yapıyorlar. Ha. Ama bodrum katı da karanlık olsun, sıkıntı olmasın diye buraya abi camlar koymuşlar. Işık alsın diye asıl sebebi. Havuzu izlemek için değil yani. Havuzu da izliyorsun ya. Misafiri de bol bir eve benziyor. Aşağıdan merak ediyorum. Havuza da gireceğiz bu arada. Bura nereye gidiyor? Alt kata gidiyor direkt. İşte sporu yaptın, cime gittin falan filan. Hmm. Hemen buraya kola geldi. Ateş çukuru olmazsa olmaz. Aa çok iyiymiş bu. Bunu evet. Gece yapmazsan olmaz yani. Bu misafir gelecek. Ayıp ya. Evet. Akşam yemeğinden sonra bir keyif yaparız. Kaç yıl önce yapılmış bir ev burası? Tahmin ediyorum 6 yıl. Ya abi bu da şey havuzu, süs havuzu bir mu? Bir tane daha süs havuzu. Niye ya, olmasın? Bu gereksiz yani. Merve bu dedi hani, işte görgüsüzlük su dedi. Buharlarda çocuklar donla giriyor ya havuza. Bu o yani. Burada da işte kibene diyoruz İngilizce'de. Türkçesi ne bunun? Kapalı böyle kış bahçesi. Kış bahçesi. Daha güzel, daha bir sıcak. Ay tam bana uygun kış. Evet burası çok güzelmiş. Bunun bir de burası otomatik perdesi falan da var. Böyle biraz kapatıp biraz kız. O iniyor yine şey sineklik, panjurluk. Sineklik. Bu ne burada barı var. Şurada bir tane daha oturma alanımsı var. Şurada tuvaleti var. Ben bu evdeki televizyon markaları komik geldi bana. Sunbright TV nedir mesela? Abi Sunbright TV outdoor TV. Dışarıda durabilen TV. Aa. Aynen. Güneş parlasa da izleyebiliyorsun. Yansıma yapmıyor. Mat biraz da herhalde şeye göre. Hadi gel bir de alt katı gezelim. Gidelim abi. Şimdi bu bir dakika kaç katlı hocam? Bu 3 kat. 3 katlı bu ev. Hollywood'da böyle yasak kat çıkabiliyor musun? Öyle bir şey var mı? Yani yoksa kat limiti var mı? Yasak katı başına yıkarlar. Vallahi. Vallahi hiç acımazlar burada hocam. Şimdi alt katın girişindeyiz. Burada bir tane yatak odamız var orada. Ama biraz böyle şey bir yatak odası. Misafir gibi mi? Çok sevmediğim birisi. Hani böyle birazcık karanlık çünkü abi yani ben çok... Ya sevmediğimiz adamı niye eve sokuyoruz ya? 5 yatak odasından en iyisi değil diyeyim. Ha. Ama yine sıcak. Okey. Aslında burada çok güzel oyun odası olur. Evet abi burası bence de. PlayStation room olur burası. Aynen. Bu ne? Alt kattayız ya. Yangın oldu diyelim. Çıkacaksın. Her yatak odasında çıkış olmalı. Aa çok ben ilk defa görüyorum. Bence güzel kural. Evet. Banyosu var. Bir girin abi. Girelim. Bir Merve review. Bak mesela medeni evlerde sabunluk var. Evet. Abi devam edelim. Şimdi bir tane daha. Hazır mısın? Bu enteresan. Gel hadi. Bu ne? Ana. Ev eğimde ya abi. İster istemez bazı yerlerde sokak seviyesine çıkıyoruz. Dur aklın yine durdu. Yine gitti, o boş bakışı koydum. Arabaya gittim ben abi, yine. Hemen haydi. Kendi kaybettim. Buradan da sokağa açılıyoruz. İki tane araba garajımız var ana katta. Bir de bu var nasıl? Alt katta. Ha yukarıda garaj var mı? Ha iki arabalık tek garaj var. Ha, iki arabalık tek garaj. Şimdi abi Nightfall konsiyerj hizmeti veriyor. Diyorsun o, ki. Arabalar geliyor mu? Ne istiyorsan. Dedim ki biraz araba koyun da video güzel olsun dedim. Abi direkt bunları biraz getirmişler. Araba yani. Kiloyla mı koyuyorlar arabayı? Şey diyorlar bana bir de mesaj atmışlar. 3 yeter mi daha yolluyor mu? Ne yapacağız abi? Kullanmayacağız ki. O böyle. T'de gösteriyor. Ara gazlık bir araç değil zaten de. Bu biraz daha kibar, medeni. Rolls Royce'un kabriyosu nasıl kapanıyor? Çok merak ettim ya. Sağdaki tuşa bas bakayım. Hangisi aşkım? Dördünün sağındaki. Hadi bakalım. Ha, geliyor. İlk defa kabriyo Rolls Royce kapanışı görüyorum. Çok sesli sanki. Abi bu ne kibar bir üst kapanışıdır ya. Evet ya. İndi de arka. Onu da kapadı. Ah, camları da kapadı. Hadi görüşürüz. Vallahi yapmışlar. Hoş araba. Abi yapmışlar. Ben bir de Aston Martin'e bineyim. Bin. Hah. Hani oraya bas. Aynen. Giderken düşmesin değil mi? Hocam sanki bu biraz gürültülü olacak. Buna ara gaz vereceğim. İyiymiş. Hocam bu arabalar kaç para burada Aston Martin'den? Valla herhalde bu 200 bin dolar falan. Yuh ya yine çok ya. Gerçi bizde çok daha fazladır bu da. Bu nasıl bir kaplama? Karbon fiber mi bu ya? Yandaki S-Class da çok hoş aslında. Çok benim arabanın yenisi. Ben istiyorum bir tane bundan. Sen nasıl açılıyorsun? Ulan her arabanın ya, kapısı da farklı açılır bas mı? Bas bir üzerine. Evet bu da güzelmiş. Lan bunlar bir de arabaları sizde abi koyuyor. 6 motor, 7 motor, 12 motor. Aşkım açayım sana ara gaz vereyim. Bu ara gazlık bir araç değil tabii de. Bu Maybach değil değil mi ama? Yok S-Class bu abi. Burada gizli oda var mı? Abi bu nedir sende bir gizli oda paranoyası? Abi bu kadar büyük ev yapıyorsan bir tane kesin gizli oda koyuyorsundur ya. Aynı kattayız. Biraz geriye geldik. Salonda şimdi. Salon. Eksi birin salonu. Beşinci salon. Abi, dört ya da beş. Neyimiz var? Poker masamız var bir tane.
Aa. Bu güzel. Bu bayağı güzel. Hoş bak, değil mi? Renk katıyor, ışık katıyor, derinlik katıyor, güzellik katıyor. Şunun olmamasıyla olması arasında çok büyük fark var bence. Çok büyük fark var. Acayip bir ambiyans yaratıyor evet. Burada. Yani evin bence şeyini 3 milyon dolar etkiler fiyatını evin yani. Bunun olmasıyla olmaması. Hazır mısın? Hadi yine mi sinema odası? Aynen. Evet, ben artık o kadar alıştım ki evde sinema odası olmazsa olmaz. Bence kesin sinema odası bugün bir evde bir şey izleriz şey orada. Bu çok güzelmiş ya. Aa, bu diğer koltuklardan daha güzel bu. Ama bak burada da var yine RGB rengi değişen led. Ben abi bununla gerçekten artık çok gıcık olmaya başladım. Abi bak şu an mavi olduk mesela yani. Niye hoşuma gidiyor ya, neden? Pembe olduk şimdi. Çok hoşmuş ya burası. Güzel abi akustiği buranın. Ben burayı çok sevdim. Bak şurası bana mesela anlamsız geldi. Yani... Anlamlı. Devam et bak ne var orada. Ama bir dakika. Şimdi yine anlamsız abi. Ne yapıyorum abi, ben şu o an? O ne biliyor musun? Burada 150 kişi var. Kimisi burada oturuyor muhabbeti diye. Niye 150 kişi var burada? Burada iki kişi yaşamaz ki. Bu ev alan 100 kişiyi davet edecek. Parti diyecek. Abi bir şey diyeceğim. Bu evde birinin buraya oturması gerekiyorsa bence sıkıntı vardır ya. Seçmek için ya. Şurada karar verirken şuraya geldiğin zaman arabalara seçim yaparken ayakta durma diye mi? Bence kesin burada bir şey var abi. Bak doğru tahtayı iktirirsen aşkım hepsine bas. Kesin bir şey açılıyor buradan ya. Amerika'da yoksa 30 milyon dolarlık evde yoksa nerede var abi filmlerde izlediğimiz gizli odalar? Bir de bir spor salonu. Tabii bir spor salonu. Ha bak burada da havuza yeni açıldık. Burada masaj yaptırmak ekstra güzeldir. Haydi kızlar. Hoppa. Haydi. 45 saniye yaptın mı? Yeter ya 45 saniye spor. 3 ay yapmam artık. Aa. Orada bir illüzyon oldu sen. Evet oğlum önde mi cam diye bir... Şöyle bir... Ben cama çarparım. Buraya ya böyle Japon balığı atacağım ya böyle bir köpek balığı atacağım. Buradan gezecek böyle. Ben şu kapıları çok sevdim abi. Pivot. Cam ve böyle ahşap şeyi çerçevesi çok hoş olmuş bence. Meşe sağlam. Evet bu güzelmiş. Ahşap kullanımını beğendim. Bu ne lan? Oda varmış burada. Kim bu? Oha! Aa. Vallahi bak ben bunu görmemiştim. Bak dedim sana işte gizliyiz. Nasıl görmediniz lan bunu? Sauna var nasıl görmediniz burayı? Allah ekibi geri getirin. Abi adamın merakı. Göstereyim burada bir saunamız var. Kapalı saunamız. Bu sauna hiç kullanılmamış. Bir kere falan belki kullanmışlardı. Çok yeni duruyor bütün ahşap her şeyi. Burada karşılıklı oturup böyle bağırarak su açıkken sohbet edebildiğim bir duşumuz var. Var. Aşkın geç mesela karşıya. Otur ıslanma ama suyu açacağım. Nereden açacağım bunu? Kesin yıkacağım bir yerleri. Tamam. Otur aşkım. Ne haber? İyiyim sen ama ıslanıyorum. Bu ne anlamsız? Niye karşılıklı oturuyorum buradayım? Çünkü aynı zamanda da buhar banyosu. Bak altta buhar şeyleri var, atletleri var. Şurada da tuvaletimiz var. Buradan kapı yok aynen. Aynen. Havalandırma. Hadi bir öğle yemeği yiyelim geçelim oradan. Tamam yemek yiyip mi geçiyoruz? Aynen. Tamam. Evet şefimiz yemekleri hazırladı. İnanılmaz güzel yemeklerimiz var. Bak şurada zaten hayvani bir meyve tabağı var. Yani hocam doldurmuş da doldurmuş. Burada tatlımız var. Burada başlangıç yemeğimiz var. Ve de ekmeğimiz var. Burada da yemeklerimiz var. İnanılmaz güzel şeyin tadı da çok güzel. Senle yapıyor olmamız lazım değil mi bizim bunu ya? Nasıl her şeyi beğendin mi? Abi çok güzel. Şimdi birazcık yiyelim, gömelim. Sonrasında da evde takılmaya devam edeceğiz. Ebi bize verdiler. 9-10'da da müsaade isteyeceğiz artık biz ekip olarak. Sana kalsın biraz. Bir şey diyeceğim. Bizi full yalnız mı bırakacaksınız? Hiç kimse olmayacak mı evde? 1100 metrekare ev tamamıyla size ait. Abi korkunç birazcık bu ev. Ses gelse ne yapacağız mesela gece? Bu camlar kapanıyor herhalde. Kapanıyor. Evet abi her şeyi kapayıp kitleyip şeyi öyle gidelim de yani. Korkun 10.30'da her şey kapalı mı? Bir double check. Evet, yemeklerimizi yedik. Karınlar doydu. Amca gibi göbeğimizi kaşıyarak üst katı gezebiliriz şu anda. Şimdi ikinci kattayız. Çok güzel bak. Şurası çok güzel görünüyor. Önce size birazcık misafir yatak odaları göstereceğim. Hadi birinci yatak odası. Burası nasıl? Birinci derken master değil. Abi çok manzara çok güzel. Bak şu şeye bayılıyorum. Hollywood'dan baktığın zaman görünen pembemsi gökyüzü. Diğer yatak odasından muhtemelen daha güzel göreceğiz. Bu biraz yanda kalıyor ama bu odanın da çok tatlı bir böyle terası şeyi varmış. Aa. Sokağa bakıyor. Komşularla çok iç içesin. Televizyon yamuk yani. Bak yani yatakta yatıyorsun. Bir 30 derece sağ eğilim. Ha, evet. Ben bu evde karşımda televizyonu görmek isterim. Bak şeyin içinden, giyinme odasının içinden tuvalet. Aynen. Devam. Evin manzarası buradan hoş ama. Ben olsam şu alanı daha güzel değerlendirebilirsin ya. Ya şu değil bence bu alanın şeyin. Ya
Bu şey, Merve giyiniyor, hazırlanıyor. Ben onu bekliyorum burada. Bunun için bu bank. Ben bu köşeyi hissedersem. Aa, burası tatlış bir şey, evet. Hadi bakalım. Gel bak. Alanı güzel kullanmışlar yani. Alanı çok iyi kullanmışlar canım. Ha, burası ana yatak odası artık. Değil. Göreceğiz. Bu odayı mesela bu güzelmiş. Bu oda benim favori odalarımdan birisi. Hem köşesi hem manzarası. Aa. Burada banyosu var. Böyle ben ortada banyoları seviyorum. Birazcık hani merkezi. Ha, evet, güzelmiş bu. Bu yatak odasında balkonu var. Arka bahçede balkonu var. Ama şey, arkadaki yatak odası manzara ne görüyor? Yani bunun manzarası daha iyidir muhtemelen. Ha, burada da balkon var. Tabii, arka bahçeye bakıyor. Bir çık oradan da hava istiyorsan al. Açık galiba. Yes. Aa, çok güzel. Hocam, evin keyfini burada aldın şimdi bak. 25 milyon doları hissettim şimdi. Vurdu 25 milyon. Şimdi ana yatak odasına giriyoruz. Artık vakti geldi. Ben çok beğendim evi. Ben eve bayıldım ya. Gerçi ev çok şık ve çok güzel bir ev. Açtım bak şarap. Ha, buraya çıktı şaraplar. Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım. Aa, çok iyi bir hareket bu. Dışarıdan çok güzel görünüyor. Evet. Hadi bakalım, ana yatak odası. Oha, oda değil bu. Yatak evi. Tavan daha da yükseldi değil mi? Yükseldi. Aa, çok güzelmiş burası. Yapmışlar. Burası da balkonunuz, ana yatak odası. Burası abi inanılmaz. Havuz falan ışıklanacak birazdan. Bir ambiyans gelecek burada. Çok önemli bir detay atlıyorsunuz. Zeytin ya. Ağacı. Bir Akdeniz havası niye olmasın yani? Niye böyle bir detay atlıyorsun zeytin abi? Zeytin ağacı. Aç. Olmadı. Bekliyorum, bir gizli oda çıkacak. Oha oha aşkım. Giyim. Bir tane daha mı var giyinme odası? Hadi be. Bu detayı göstermem lazım. Sabah hazırlanıyorsun gününe. Yüzünü yıkıyorsun. Bir podcast falan, televizyon izlemek istersin. Tuvalet aynasındaki televizyon anlamsız geliyor ya. Yani. Otel. Bir size kontrol yapalım. Aa. Ya boyutu iyiymiş yalnız. Merve girince evet. Biraz kayboldun içinde. Duş çok güzel. Bak, diğer tarafta da kapısı ister. Var. Aynı anda girip çıkmak istersen onu da yapabiliyorsun. Girdim buradan çıkıyorsun. Yatak odasına değil de işte tuvalete gitmek istiyorum. Yürümeyeyim oraya yani. Şu kapıdan çıkıp böyle tur atacağıma bir tane daha kapı olsun. Burada ha, bu ikinci. Bak, burası güneş gözlüklük. Bunlar sunta. Tam ahşap değil. Ama bunları tam ahşap yapmak çok zor. Hmm. Mesela içine. Sonradan yapıştırmışlar. Abi, ben size nasıl bir daha ev beğendireceğim? Abi, felaket bir ev. Hey şömine, açıl. Ben bunu nasıl açayım yani? Aa, ışıklar falan da geliyor ha. Evet, güzel olmaya gece başladı. Oldu artık. Moda giriyor. Vallahi biz bu gece burada kalacağız da. Ben korkacağım yani. Yine güzel bir koku gelmeye başladı. Abi, şefin altta bir şeyler. Aa, akşam yemek. İşte insanın şefi olunca böyle ayağı ağzı alışıyor yani. Hani şefim bir şeyler pişir. Bu kadar gidelim, zaman geçelim. Tamam. Biz yerleşelim yavaştan. Bir aşkım şey yap. Valizini aç, şöyle dağıt birazcık şuraları. Dünyanın en komik olayı, Enes'in bir tanıdığı varmış. Yabancı buradan bir YouTuber çocuk. Bir kanalı varmış. 100 tane 1 milyon üstü aboneli YouTuber'a sarılmaya çalışıyor. Sen burada kal. Ben de işte 30. 40. falan olacağım. 4-5 aydır uğraşıyormuş. 1 yıl falan sürecek muhtemelen ama. Buraya kadar geldi valla. Öncesinde Enes haber verdi. Yarım saatte yol geldi çocuk. Ulan 100 kişi için bu nasıl bir emek ya? Bak! Oh, you are my subject! Yes, I am your subject. Not doing handshakes, okay. I'm doing heart. Okay. Let me prepare my muscular body. Okay. This is the muscular body. More like this. I'm kind of the same. The concept is I'm hugging 100 celebrities and the last person will be Elon Musk. My okay. Favorite person on earth. Let's do it. Will you break somewhere? Let's do it in slow motion, okay? Okay. In 60 FPS or 100? You make me nervous. Here or here? Left or right? Choose. Left. Aww. Thank you. What's the count? We are 26. 26? With me? Yeah. Yeah, we have another a lot to go. 74. 74. It sucks. It's gonna take a year and a half. Yeah, because people like you, they don't have a lot of time. They are busy. Like me? Yeah. Thank you so much. That means a lot to me. Okay. Evet,
Evdeki herkes gitti. Sonunda biz de arabadan eşyalarımızı aldık. Yerleşiyoruz. Yerleşiyoruz dediğim bu bavulları üst kata bile çıkarmayacağız. Açıyorum. Kapı nasıl açılıyor merak ettim. Aa, alarm varsa alarmı söylemediler. Şu an mesela o ekipten biri evde kaldıysa bunu anlama ihtimalimiz yok. İyi oldu aşkım, evde zibilyon tane kapı var, sen bir kapıyı kilitledin. Müthiş güvendeyiz gerçekten, teşekkürler. Işık ışık açmayalım zaten ya. Niye ya, bir ışık açalım ya. Bir ışık açalım. Çok ışık açalım. Ne kadar açılıyorsa açalım. Oha, şarap mahzenin önünü kapamışlar bile. Perdesi var mı? Evet. Ha, önce bir yukarı çıkalım. Burada da mı ışık yok, bir dakika ya. Çok iyi bak, yukarıyı da açtım. Evet. Üstünde çok ağır. Evet, teşekkür ederim. Burada da var. Hangi şurada? Temiz havlu var. Havlu yoktur belki. Kalsana bakarım. Var var, şeyde var havlu. Güzelmiş bu saksımız. Ben burada takılabilirim mesela. Burası evin güzel bir köşesi. Evet. Ne takılıyorsun lan? Evde herhalde 78 tane duş var ve tuvalet var yani. Çok da dışarıya açılan kapı var yani. Bu Amerika'da galiba bahçe kapısı diye bir konsept yok ya. Neyin peşindesin? Bu ne? Neymiş o? Buzdolabı hangisi? Buzdolabı galiba arkada. Sesi geliyor aslında. Gerçekten su yok mu ya? Sevgili. Arabada ufak sularımız var. Evet, bugün adam verdi ya 4 tane evet, su. Evet valla. Ben arabadan su alacağım. Nasıl saçım? Günaydın. O ne ya? Hayda bu. Günaydın canım. Açıyorum. Japonca var ya. Curtain closed. Açil. Vallahi çok güzeldi ev ya. Birazdan paket TV. Kaldı mı başka bir şey? Telefonlar var. Şunları da koyalım. Götür beni gittiğin yere. Evet, valizlerimizi topladık. Sabah 9.30 saat. Duşumuzu aldık. Her şeyi topladık. Gidiyoruz. Paket TV. Nightfall gruba da bu evi bize ayarladığı için teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, aşağıda abone olmayı unutmayın. Haydi. Yaştım.